Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. En kısa pratik tariflerdesiniz, doğru yerdesiniz. Kanalıma ücretsiz abone olup videolarımı beğenip bana destek olabilirsiniz. Arkadaşlar bugün 3 adet yufkadan simit börek yapacağız. Bunun için 3 adet yufkam var, yaş yufkam. 250 gram beyaz peynirim var. Bir tutam maydanoz doğradım içine. Bir yumurta sarım var üzerine sürmek için. Yarım su bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı sütüm var. Şimdi hemen sütümü kabıma almadan yumurtanın içine şöyle bir tatlı kaşığı süt koyacağım. Şöyle 1,5 tatlı kaşığı koyalım. O daha yumuşak yapmasını ve parlamasını sağlayacak. Şimdi hemen karıştırma kabıma sütümü ve yarım su bardağı sıvı yağımı alıyorum. İç harcımız sadece bu kadar olacak. Şöyle bir çırpalım. Yeterli kadar. Şimdi yufkalarımı açacağım. Peynir harcımı şöyle alayım. Yumurta sarımı. Adet yufka kullanacağım. Şöyle yufkalarımı açacağım. Şöyle ikiye katlıyorum. Onu da şöyle ikiye katlayıp bıçakla ortasından şöyle keselim. Siz üst üste koyup da yapabilirsiniz. Benim tezgahım dar olduğu için ancak bir bir yapacağım. Şöyle yufkamızı açalım üçgen şekilde. Hazırladığımız harçtan şöyle üzerine gezdirelim. Sütlü ve yağlı harçtan. Her tarafına gelmesini sağlayalım. Peynirli harcımızdan dökelim. Siz içine kaşar koyabilirsiniz, kıyma koyabilirsiniz, patatesli yapabilirsiniz. Ben bugün peynirli yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir oklavadan ince olacak arkadaşlar. İnce şöyle bir çubuğum var. Bu bayrak çubuğuydu. Yıkadım, kuruladım. Şimdi şöyle hafif kıvırıp şöyle sarıyorum. Şöyle büzdürüyorum arkadaşlar. Böyle büzük büzük olacak. Şöyle kıvıralım. Açılmaması için şöyle kenarından kürdanla birleştirelim. Kıvırmamızı alalım. Şöyle göstereyim bir tane daha. Yapımı çok basit arkadaşlar. 3 yufkadan da bayağı çıkıyor. Çünkü yufkaları tek kullanıyoruz. Şöyle ıslatalım. 2 yemek kaşığı kadar harcımızdan koyuyorum. O yeterli geliyor. Peynirli harcımızdan koyup şu uç kısmını biraz kıvırıp fazla sıkmadan gevşek bir şekilde dolayalım. Benim çubuğum biraz küçük olduğu için içte kalıyor. Şöyle uçlarını bulalım ve büzdürelim.
Daha sonra çubuğu çıkaralım. Şöyle döndürelim. Ve bir tane kürdan takalım. Yapmamız gereken sadece bu kadar. Kaşar peyniri de olur. Karışık da yapabilirsiniz. Bunu düz de yapabilirsiniz, kürdansız. Bu şekilde de pişirebilirsiniz. Ben bazen öyle de yapıyorum. Ama bu şekilde de görüntüsü çok güzel oluyor. Şöyle açılmasın diye bir kürdan. Şöyle göstereyim şeklini. Ben böyle devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar 3 yufkamı sardım. Şöyle yumurta sarımı da inceltmiştim biliyorsunuz sütle. Biraz içine 1,5 tatlı kaşığı süt koymuştum. Şimdi üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Simit şeklini verdik. İsmini de simit yufka böreği diye adlandırdım. Yapın, deneyin. Çok güzel oluyor. Çıtır çıtır, hafif. Yalnız yufkalarımızın kalın olmamasına, marketten alırken el açması olmasına dikkat edelim. Çünkü kalın yufkadan güzel olmuyor arkadaşlar. Onu da belirteyim. Bu arada harcım da biraz arttı. Siz 3 yufkadan yapacaksanız bu ölçüleri kullanın. Denk gel 5 yufkadan yapacaksanız bu ölçüleri kullanın. 3 yufkaya çok geldi. Ben 5 yufka kullanacağım. Şimdi diğerini de yapacağım. Diğer tepsiyi. Siz eğer 3 yufka kullanacaksanız yarım çay, yarım süt kullanın. Çünkü biraz arttı. Onu da belirteyim. Şimdi üzerlerine bolca susam sepeleyeceğim. Çörek otu da sepeleyebilirsiniz ama simit börek dediğimiz için ben susam sepeliyorum. Çörek otu da olur. Hiçbir şey koymasak da üzerine sepelemesek de olur. Şimdi önce ısıttığım 200 derecelik fırına bunları pişmek su üzerine göndereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar simit poğaçalarım benim tam 15 dakikada pişti. Gayet güzel oldular. Şöyle servis tabağıma almak istiyorum. İkinci tepsimi de attım. O da pişiyor. Dediğim gibi arkadaşlar bu 5 yufka için geçerli. Sosunuzu ona göre ayarlayın. 5 yufkadan yapacaksanız 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ. Ama 3 yufkadan yapacaksanız yarı yarıya kullanın lütfen. Yoksa artıyor. Şöyle koyuyorum servis tabağıma. Altları da gayet güzel kızardılar. Yumuşacık simit poğaçalarımız. Poğaça diyorum yufkalarımız. Servise hazır. Bir de bu şekilde deneyin. Yapıp yiyin. Sevdiklerinizle paylaşın. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.